Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Ne yapayım arkadaşlar? Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. Kafam öyle ağrır, öyle ağrır ki beynim bile zong 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 zonglar ya. Pardon Osman Ağa'ya. Olmayan şey nasıl ağrıyor? Yani olmayan beynin nasıl zonkluyor ben onu anlamadım. Vallahi Sinan, sana öyle bir şamar yalattırırım ki böyle beyninin pekmezi şoseye akıttırırım ha. Ya Osman, abi sen ne yapıyorsun böyle böyle bir şeyler yapıyorsun? Ne o? Şimdi kardeşlik büle büle vurduğum zaman kafam acır ya. O acı beynimin ağrısından daha fazla olur. Acıyı unutturur bana, anladın mı? Hah işte bu. Osman Ağa, o zaman şöyle yapalım. Ben şu sandalyeyle senin kafana bir tane koyayım. Bunun acısından bütün acılarını unuttursun. Günaydın. Nuri Bey. Nuri Bey neler oluyor burada? Burayı ahıra çevirmişsiniz. Bu ne rezalet böyle? Yok yok Masal Beyciğim, telaşlanacak bir şey yok. Arkadaşlar idman yapıyorlar, şakalaşıyorlar. Hayırdır? Bu teşrifinizi niye borçluyuz acaba? Aman niye borçlu olacağız Nuri Baba? Bizi bu duraktan kovmaya gelmiştir yine. Evet, evet. Size kaç kere söyledim. Burayı boşaltın, oğluma güzellik salonu açacağım diye. Kaç kere? Ya Masal Ağam, sen laftan anlamıyor musun ya? Kontratımız var Tiyrık Sağ. Kontratımız bitmeden çıkmayız Monşer. Ben kontrat falan bilmiyorum. Boşaltacaksınız burayı, işte o kadar. Allah! Sen böyle her Allah'ın günü gelip bu duraktan bizi çıkartmakla tehdit mi edeceğim be? Psikopata bağlama beni, paramparça ederim seni ha. Çıkıyorum. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Nuri Bey, Nuri Bey bir şey yapın, patlatacak hepimizi, parçalayacak bu herif. Çekiyorum. Yapma. Çekiyorum be. Çekiyorum. Patlamadı. Evet. Aa! Patlamadı. Oğlum niye patlamadı bu bomba? Ya bu bomba değil ki Nuri Baba. Bu şimdi rezist bantlı çakmak.
Ya Arif var ya, gözün oynamasına. Ödümüz patladı lan korkudan. Öyle bir şey yapılır mı oğlum? Ama iyi oldu Nuri Baba. Mazhar Baba'yı kaçırdık bu yolla. Ya o değildi. Mazhar Bey'den kurtuluş yok mu? Her gün gelip bizi bu duraktan kovacak mı? Oğlum saçmalamayın ya. Depremle yaşamayı öğrendik. Mazhar Bey'le yaşamayı da öğreneceğiz. Ya oğlum tamam da yani bu adamın bir karısı falan yok mu? Yani bir arkadaşı bir şey... Yapayalnız herhalde ki bizimle uğraşıyor, bize sarıyor durmadan. Ya bir dakika. Nuri Baba, arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu durağı ve bizleri Mahzar Baba'dan kurtaracağım. Ben hemen koşayım da şuna yetişeyim. Arifim, Arifim. Canım, adamım. Gene bir şeytanlık bulmuştu. Mahzar Baba, Mahzar Babacığım benim. Bana bak. Benim adım Mahzar değil, Mazhar. Kas kafalı. Sana kaç kere söyledim. Ben sizi oradan polisle attıracağım. Akıl hastanesine çevirmişsiniz orayı. Görürsün o zaman gününü. Ya ne diyorsun Mahzar bu bayağı? Yemişim durağına durak diyorsun. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bana bak şimdi. Kovana arı lazım, horoza darı lazım, sana bir karı lazım. Hem de hemen lazım. Mahzar baba, durak diyorsun ya. Durmayak Mahzar baba, durmayak. Evlenek, evlenek. Beni evlendirecek misin? Hı? Nereden çıktı şimdi bu? Sen ciddi misin? Tabii ciddiyim. Hayatımda hiç olmadığım kadar ciddiyim. Bir hatun buldum, inanamazsın. Adı Fatma. Ama sen ona görsen Jennifer Lopez dersin, Kim Basinger dersin. İlik, ilik, ilah, ilah. Eski Türkiye güzeli, güzellik kraliçesi, aynı zamanda eski manken Mahzar baba. Harika, harika. Ama bir dakika. Benim bir kalitem var. Ben öyle her önüme çıkan kadınla görüşmem. Benimle evlenecek olan kadının görgülü, bilgili, kültürlü olması lazım. Giyinip kuşanmasını bilmesi lazım. Karizmatik olması lazım. Oldu Mahzar baba. Eğer öyle bir hatun bulursan haber ver. Ben Gülbe'yi boşayıp onunla evleneyim. Eğer bu şartları taşımıyorsa evlenme mümkün değil. Sen hiç merak etme Mahzar babacığım. Hem de Kavacık Arşidük'ü Mahzar babacığım. Sana bir hatun buldum. Hatun var ya, bir lady, lady. Ne? Lady mi? Evet. Hani şarkısı var ya. Ayın şamkı vurur sazın üstüne. Lady'mle. Dana işte öyle bir lady. Kendisi İngiltere Buckingham Sarayı'ndan gelme. Sinancığım, hemen tanışmak istiyorum bu kadınla. Tabii tanıştırırım ama benim önce bu hatunla bir oturup görüşmem lazım. Onu lüks bir yere götürmem lazım. Orada bir şey içmek isteyebilir, yemek isteyebilir. Biliyorsun bende para yok yer benim. Şimdi al sana 200 lira veriyorum. Bu hanımla yemeğe çıkar beni. Kesenin ağzını esas o zaman açacağım. Vallahi mi? Sen hiç merak etme Mahzar baba. Ben bu ayarlamayı en kısa zamanda yaparım. Sen bu arada evlenmeye hazır ol. Gerdeğe girmeye hazır ol. Şimdiden balayı odanı ayırttır. Sinancığım, güzel haberlerini bekliyorum. Tamam Mahzar baba. Hadi bakalım Mahzar baba. Ben şu Ali Kefal'i arayayım. Bugünden sonra bana asistanlık yapsın. Asistanım olsun yani. Dilek! Dilek! Efendim? Kız, ben Hatice teyzenlere giderim. Sudenaz'da buluşana sana emanet. Ay anne, sabah sabah kargalar kahvaltısını yapmadan hemen dedikoduya koşuyorsun maşallah. Sana ayda dedikodu var deseler, orayı da merdiven dayar çıkar gidersin. Kız, bana bak, sen bana ne demeye çalışırsın? Ben dedikoducu bir kadın mıyım yani? O Rumeli'nin pehlivanı, başımın belası bu bana ararsa eğer... Annem pazara gitti diyeceğim değil mi anne? Aferin sana! İşe bak ya, yalan söylüyorum diye annemden aferin alıyorum. Tebrikler anneciğim, yılın annesi ödülünü sana verecekler. Ay dillere bak, dillere pabuç kadar, nabu kadar. Bana bak, ben o dilleri böyle keser, sokak köpeklerine yedirim. Hadi ben kaçtım. Bay bay. Ay yine ne unuttun anne? Dilek aşkım, bak sana sarı laleler aldım çiçek pazarında. Ya o bayana sen canına mı susadın? Kapıda bir gören olacak. O zaman içeriye gireyim. Ya hey, ne yapıyorsun? Osman Ağa'nın kızı eve erkek atıyor diye dedikodu mu çıkarttıracaksın sen? Babam beni öldürür vallahi. Önce şunu tut Dilek aşkım. Şimdi ben zaten içeriye girdim. Dışarıya çıkarsam Osman'ın evinde erkek çıkarken gördük diye daha büyük bir dedikodu ederler. Ben azıcık konuşup gideceğim zaten. Tamam ama elin ayağın yerinde duracak, olur mu? Yoksa vallahi kırarım bir taraflarını. Aman be Dilek aşkım. Milletvekiller bir sen iki. Kimse dokunamıyor sizi. Söz veriyorum. Dokunmayacağım, ellemeyeceğim. Ya Osman delirdin mi oğlum sen ya? Niye bağladın öyle başını?
Şimdi Nuri kardeşim, benim başım ağrır ya. Safiye'nin ne zamanki başı ağrır, böyle bir çaput bağlar, başının ağrısı geçer, tamam mı? Herhalde bu bezler şifalıdır diye ben de bağladım yani. Niye saçmalıyorsun? Git evine, dinlen, bir iki saat uyu, toparlanınca kalkar gelirsin be oğlum. Aa, ne kadar güzel süresin. Eve gideyim, dinleneyim, hemen gelirim. Oo, hoş geldin enişte. Günaydın. Günaydın oğlum. Hoş geldin enişte. Oo, hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Nasılsın enişte? Eyvallah. Çiçekler de güzelmiş mi enişte? Bugün yine çok yakışıklısın enişte. Nuri amca, inadına sanki enişte, enişte, enişte diyorlar. Be kızım, sen böyle kızmaya devam edersen... ...bunlar da enişte demeye devam edecekler. Sus, konuşma. Leyla'cığım, enişteyi senin için söylemiyoruz. Hani Sinan kaynanasını verecek ya, onun için söylüyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, çakuş ya. Biz ondan diyoruz yani. Sen de mi Mehmet Hoca ya? Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk canım. Bu arada bu çiçekler senin için. Teşekkür ederim. Enişte buyur. İşler ciddileşiyor enişte ya. Herkes takım elbisesini hazırlasın. Yakında düğünümüz var. Aa, düğün varsa ben türkü söylerim. Bak ben söyleyeceğim, tamam mı? Çok güzel düğün söylerim ha. Ben de nikah şahidiniz olurum artık. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ne düğünü ya? Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Hoş gelmişsiniz Sinan Hanım. Hayırdır, siz bu evin yolunu bilir miydiniz ya? Aşk olsun Zeyno ya. O ne biçim söz ya? Sen benim yeğenimi ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Biz şimdi onu sevmeye geldik. Değil mi Halike Far? He, aynen öyle. İyi o zaman. Buyurun, içeri geçin. Buyurun. Hadi bakalım, buyurun. Aman, aman, aman benim yeğenim Zeyla'ya bak, benim yeğenim Zeyla'ya bak. Bak Zeyla'ya, ne kadar büyümüşsün kız Zeyla. Zehra demek istedin galiba Sinan Hanım. Ben ne dedim Zeyno? Züleyha. Züleyha. Ya Ali Kefal ya, yolda gelirken hep kafamı karıştırdın Züleyha, Züleyha diye. Ben Zehra diyecektim, Züleyha demişim yanlışlıkla. Al Sinan Bey oğlum, seve sen bana. Aman, aman, aman Zehra'ya bak. Aman ne kadar büyümüşsün. Al bakayım Ali Kefal şunu. Ben çay koyayım o zaman. Hadi bakalım, biz seni işinden alıkoymayalım. Bak anne, beni iyi dinle. Şimdi kitaba hoca lazım, sobaya bacal lazım, sana da bir koca lazım, hem de hemen şimdi lazım. Ne dersin Kazım? Ha, çok doğru söylüyorsun oğlum ama nereden bulacağız kocayı? Aa, söylediğin şeye bak anne ya, ben sana koca buldum bile, ben seni evlendirmeye geldim. Evlenir misin anne? Esah mı diysen? Ha vallahi esah diyorum, evlenir misin? Ah oğlum, tilkiye sormuşlar. Tavuk yiyen mi sen diye. Dilgi de demiş ki, ne zaman hangi emrinizi geri çevirdim? Evlenmek istemez miyim? Ama ben yaşlı bir kadınım. Beni beğenip alırlar mı? Anne ne diyorsun sen ya? Aşk olsun sana ya. Ne yaşlısı? Tamam, senin kafa kağıdında yaş olarak 60 yazıyor olabilir. Ama senin ruh yaşın, beden yaşın 16, 16. Sen daha 16'dan gül almamışsın ya. Şu vücuda bak, taş gibi, sımsıkı, nasıl desem zıpkın gibisin yani sen daha ya. He, aynen öyle. Bak vücuda bak, vücuda bak. 90, 60, 90. Yemin ediyorum sendeki bu ölçüler birçok top modelde yok. Anne ne diyorsun sen ya? Ne güzel konuşuyorsun. Ağzından bal damlıyor. Beni kiminle vereceğim? Şimdi bizim durağın sahibi bir mahsar babamız var. Mahsar babamız seni görmüş, kalbine gönlüne aşk ateşi düşmüş. Ben Fatu'yu isterim, ben Fatu'yu isterim diye her yerde bağıra bağıra gezer bu benim mahsar babam. Esah mı diysen? Vallahi esah diyem. Yalanım varsa Ali Kefal'in ölüsünü öpeyim. Ama ben öyle her önüme çıkan erkekle evlenemem ha. Böyle beni alacak erkek güçlü, kuvvetli olması lazımdır. Sen ne diyorsun anne ya? Benim mahsar babam var ya, öyle güçlüdür, öyle kuvvetlidir ki taş gibidir taş. Herkül yanında vallahi böyle mini minnacık çocuk kalır. Bir pazuları vardır, nahan da böyle. Ben diyeyim 50, sen de 70 santim. Bu pazuları Everest tepesinden daha yüksektir. Everest tepesi onun yanında tepecik olarak kalır. Öyle güçlü kuvvetli.
noktadan. Aa, benim babamın Mahzar babamın soyadını sen biliyor musun? Benim Mahzar babamın soyadı Schwarzenegger. Yani Arnold Schwarzenegger'in abisidir. Mahzar Schwarzenegger. Döşü de kıllı mıdır? Kıllı. Ne kıllı? Sen ona kıl mı diyorsun? Ayı var ya bildiğin ayı, benim Mahzar babamın yanında köse kalır. Böyle bağrından kıllar fışkırır, her delikten iki tane kıl çıkar. Normal makasla ya da aletle, ağdayla alamaz o kılları. Öyle çim makinesiyle biz onları biçeriz yani her sene. Basak nikahı. Basak. Yalnız bir soru var. Ne? Benim Mahzar babam biraz monşerdir. Monşer ne demektir? Monşer derken yani kibardır, naiftir, zariftir, yüksek eğitimlidir. Yani o yüzden seni biraz hanımefendileştirmemiz gerekecek. Hanımefendi yapacağız seni yani. Lo densiz. Ben hanımefendi de gelmeyeyim. Beyefendi mi ya? Yok anne, yanlış anladın. O anlamda demedim yani. Yani hanımefendi derken seni biraz ladyleştireceğiz. Lady yapacağız. Ladyim lay, ladyim lay. O yüzden de sana bazı hızlandırılmış dersler aldırtacağız. Mesela oturup kalkma dersleri, güzel yürüme dersleri, güzel konuşma dersleri, dans dersleri, çatal bıçakla yemek yeme dersleri, adab-ı muaşeret dersleri. Yani kısacası seni yeniden yaratacağız. Lady yapacağız. Yani televizyondaki avratlar gibi mi olacağım? Evet, aynen öyle olacaksın aney. Yani sen bir lady olacaksın. Ha, yapılması gereken her şey bu kağıtta yazılı. Asistanım Ali Kefar sana yardımcı olacak. Yani sen bir lady olacaksın aney. Lady'm lay, lady'm lay. Yapacağız. Ya o bayanı dursana, hani gıdıklamayacaktın? Hem hani eline ayağın rahat duracaktı senin? Elinde değil Dilek aşkım. Hem de ben şey yapıyorum, nerene gıdıklanıyorsun diye şey kontrolü için yaptım. Öpebilir miyim? Ama yanaktan. Yanaktan mı? Ben seni niye yanaktan öpeceğim ya? Sen benim asker arkadaşım mısın? Biz sevgiliyiz. Dudaktan. Yok artık. Şansını fazla zorlama istersen. Atarım kapı dışarı seni. Tamam tamam Dilek aşkım, kızma. Peki yanaktan da olur. Kim ya? Aa, su söylemiştik herhalde, o geldi. Dur. Hay ben şansıma tüküreyim ya. Yanak da git anasını satayım. Geldim. Aa, baba. Ne koy kız böyle ortak görmüş gibi bağırsın be? Babacığım, senin güpe gündüz ne işin var evde ya? Sana ne? Evime gelirken sana hesap mı vereceğim? Çekil önümden, çekil hadi. Baba, baba bir şey söyleyeceğim. Babacığım, sen bu saatte hiç eve gelmezdin. Neden geldin? Neden böyle bağırırsın be? Sağırın var karşında, başım ağrır, yatmaya geldim. En ne kadar şeker hastasıysam da şekerleme yapabilirim. Ha, aklıma geldi. Senin o Rumeli'nin şişmanı, Osman Aga'nın düşmanı anan nerede? Annem pazara gitti babacığım. Ben de Suudi Nazlı Buse Naz'a bakıyordum. Babacığım. Tamam tamam, kes kes, ben yatacağım hadi. Çekil önümden hadi. Baba girme bu odaya. Saçmalama be, evime girerken sen de vize mi alacaksın be? Eyvah eyvah. Ne bakardın sürüyle tavuk gibi etrafına? Yok bir şey babacığım. Ben sana battaniye arıyorum. Dolapta vardır. Ben alacağım battaniye. Dur, sen sakın alma. Ben alırım. Hayır, aferin kızım. Getir hadi bakalım. Dur, dur, şurayı alın hadi. Nedir o dolaptaki öyle gıcırtı? Ben şu testereyle onu güzelce bir tahmin edeyim. Hayır babacığım, sen bir şey yapma. Neden? Babacığım, senin başın ağrıyor, hastasın. Ben yapayım seni yemeğe. Aferin kızcağızım. Hadi tak bakayım. Allah'ım bu ne ya? Resmen korku film gibi ya. Testere yedi yani. Tamam tamam tamam, kafamı ağrıtma hadi. Bırak yarın yaparsın hadi, tamam. Tamam, zaten artık hiç gıcırdamıyor. İyi hadi. Eyvah, resmen kapağına kısıldı. Hemen yardım isteyeyim. Önce şu telefonu sessize alayım. Tamam o zaman, akşam görüşürüz. Tamam canım. Vay enişte, ne haber? Ben geliyorum, sen gidiyorsun mu ya? Ya bir muhabbet etseydik, olmadı ama böyle enişte. Göreve gidiyorum Sinan abi, başka zaman inşallah. Ha, görevse o başka. Görev her şeyden önemlidir değil mi enişte? He? Oldu enişte, sonra görüşürüz enişte. Hadi görüşürüz Sinan abi. Hadi bakalım enişte, hadi bakalım enişte. Hiç boşuna uğraşma Sinan abi, seni ciddiye almıyorum. Leyla, kız seni sevdiğim için takılıyorum sana. Enişte, enişte. Ya adam yapma, kızı işte. Çok kızıyor abi. Oğlum ben kızdığı için zaten takılıyorum. Kızmasa takılır mıyım, enişte der miyim? Onu kızdırmak hoşuma gidiyor, ondan lan. Hadi.
bana mesaj geldi herhalde. Cuma mesaj atmış. Hayırdır? Sinan abi, ben Osman babamın evinde dolapta mahsur kaldım. Osman baba da aynı yerde yatakta yatıyor. Ne olur beni kurtar, kurbanın olayım. Vay ırz düşmanım ay ya. Bu ne demek ya? Abi oğlan orada kalırsa Osman ağam katil olur bunun yüzünden ya. Sadece bunu öldürse iyi Seyit. Vallahi Sayfiye yengeyi de öldürür, Dileği de öldürür. Katliam yapar evde ha. İyi de birader nasıl çıkartacağız? Osman abi illa görür. Ha. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun ama Sinan abinde çözüm tükenmez. Şimdi biz oradan Cuma'yı belki çıkartamayabiliriz. Ama dolabı çıkartabiliriz değil mi? Tamam da peki dolabı oradan nasıl çıkaracağız? Güzel bir soru. İşte burada 3S faktörü ortaya çıkıyor. Nedir o 3S faktörü? Sinan. Seyredin. Cemal abi gözünü seveyim abi. Çabuk geç kaldım abi. Yönetmen motor diyecek beni bekliyor. Hadi abi. Tamam yetiştiririz korkma. Ne var Sinan? Ne yok ki Cemal'ım, ne yok ki? Öbek öbek sevgi var Cemal'ım. Buram buram özlem var Cemal'ım. Ilgıt ılgıt hasret var Cemal'ım. Orada bir Cemal var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o Cemal bizim Cemal'ımızdır Cemal'ım. Sinan yine böyle duygu sömürüsü yaptığına göre bana işin düştü değil mi? Ya Cemal benim ufak bir makyaj işim var kardeşim. Bana bir yardımcı olun mu, olman mı yani, yapan mı yani? Sinan şimdi çekimdeyiz. Yönetmen bütün sete kan kusturuyor zaten. Bir de seninle uğraşamam şimdi. Cemal'ım, aslan Cemal'ım. Al kanlar içinde kalma inşallah Cemal'ım. Cemal, vallahi bak çok önemli bir iş olmasaydı seni rahatsız etmezdim. Hadi benim güzel askerlik kardeşim. Bana bir yardımcı ol bakayım, hadi bakayım. İyi tamam, yarım saat sonra burada ol. Tamam Cemal'ım. Kapattı. Akın plan ne? Ya, hadi bakalım yürüyün ben size yolda anlatırım planımı. Hadi takip edin beni, gelin. Merhabalar ablam. Merhaba Zeynocuğum, hoş geldin. Hoş geldin Zeynocuğum, gel otur gel. Gel. Anam kim gelmiş? Ne haber kız köylü güzeli? Sağ olasın ablam. Ya Zeyno abla, Zehra'yı biraz ben tutabilir miyim? Al canım ama dikkat et, midesine yeni emzirdim çünkü midesinden tutma. Tamam. Ay ne kadar büyümüş, ne kadar güzel olmuş bu. Yerim ben seni, yerim. Hayırdır Zeynocuğum, kayınvaliden seni nasıl bıraktı böyle? Evde der ki ablam, Sinan Han'la Ali Kemal geldi bize. Onlar gidince anne de ortalıktan yok oldu. Aa, Sinan niye size geldi ki acaba? Bilmiyorum ki ablam, Zehra'yı çok seviymiş, onu göresi gelmiş. Ay. Anam. Hadi canım duy da inanma. Sinan'ın senin bir çocuğun olduğundan bile haberi yoktur. Gülbin. Ne fırıldaklar çeviriyor senin bu kocan gene? Ya anne sen ne kadar kötü bir insansın ya. Adam gitmiş, bebek sevmiş, özlemi gelmiş. Ne var bunda? Saf kızım benim. Ne fırıldaklar çeviriyor yakında çıkar kokusu. Görürsünüz hepiniz. Kız. Hocam, siz hani çok kısa zamanda dans öğretebilir misiniz? Ha böyle ceylan gibi sekebilir mi acaba? Ayol tabii ki öğretirim. Ciciş, hangi dans öğreteceğim? Acaba menüste nasıl tür danslar vardır? Mesela salsa. Salsa, kalsa? Flamenco. Flamenco. Başka ne var acaba? Oriental. Olabilir. Ya sen ne diyorsun? Ben dansöz miyim? Oriental yapam. Ay manyak. Ya affedersiniz hocam. Ya anne ne diyorsun sen? Hoca sana dans dersi öğretmeye çalışıyor. Acaba başka ne dersler var? Tango. Aa, tango, bingo. Ben onu biliyorum. Hocam hemen öğretin o zaman. Şimdi. Gel Ciş. Gel bakalım Ciş. Gel. Sokul şöyle bakayım bana, sokul. Evet, şimdi başlıyoruz. Ben ileri giderken sen geri gideceksin. Hazır mısın? Canım, hadi. Bir, bekle. Yavaş. Üç, yana atıyoruz adımımızı. Çok güzel. Ayrılma kız.
Şimdi şöyle de işte böyle çok güzel. Sen benim üzerime geleceksin, hazır mısın? Ve bir ve iki. Şimdi sağ yapıyoruz. Şimdi kız toparlan. Şimdi bir de sol yapıyoruz. Ay çok güzel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Başka dans yok mudur? En iyisi halay çakak. Halay mı? Ay çok bana elsin. Tango tutku demektir şekerim. Hadi bakalım bir daha. Bir, iki ve şimdi popomuzu birazcık dışarı çıkarıyoruz. Hadi bakalım çıkart bakayım. Çıkart poponu. Ne yapıyorsun sen lo? Aman yapmayalım. Anneyi bizi vuracaksın. Ne ediyorsun ya? Dur dur adamı vuracaksın ya. Adamın seninle ne işi var? Vallahi vurup asla hapise gideceksin. Allah Allah nerede kaldı bu Sinan abi ya? Dolabın içinde ölüp gideceğim. İyi günler kızım yavrum. Baban evde mi güzel? Evde de siz kimsiniz? Tanımadın beni Sinan abim. Sen tanımadığına göre Osman abi kesinlikle tanımaz. Aa, bu ne kılık be? Yediğin hesapları düzeltmek için kılıktan kılığa giriyorum işte böyle. Cuma'yı kurtarmaya geldim. Nerede? Hangi dolapta? Tamam. Gelin gelin göstereyim. Burada da pek değerli bir eşya yokmuş ama. İyi günler beyefendi. Geçmiş olsun. Bakalım neler alabiliriz. Sinan abi sesi mi ya? Allah'ım ne olur o olsun ya. Kimdir bu be? Haciz memuruymuş Osman abi. Haciz mi? Ne hacizi? Evet efendim ben haciz memuru. Süha alınacak. Her şey alınacak. Arkadaşlar bana davşan Süha derler. Ağam şimdi bu beyefendi memur bey bizim durağa geldi. Dedi ki Osman ağa kimdir, evi nerededir? Biz de aldık onu buraya getirdik. Ha. Yani siz buraya evime benim haciz memuru getirdiniz değil mi? Cellat gelseydi benim boynumu kesmeye onu da alıp evime mi getirecektiniz susakla? Ha? Bir dakika beyefendi, bir dakika. Devlet memuruna cellat demekten sizi kesinlikle men ederim efendim. Bir kere ben bir haciz memuruyum. Kredi kartınızı eşiniz harcamış, dünya kadar borç getirmiş. O zaman iyi değil mi efendim? Ben şimdi bu dolabı haciz edeceğim efendim. Hadi haciz edin bari. Dur be, dur! Osman, sen ne olur burada be? Rumeli'nin şişmanı, Osman Aga'nın paralarının düşmanı. Seni öldürürüm. Vallahi billahi yedim bitirdim ha. Ağam dur ya Allah bir sakin ol ya. Ay Osman'ım yeminle ben borcun halize düştüğünü bilmez dedim. Bilseydim sana söylemez miydim hiç? Sabiye beni emdin, öldürdün, etimi, kemiğimi bile yedin. Mahvettin beni. Öldürürüm seni. Dur ya Allah. Sakin olun beyefendi. Dolabı alayım bu iş bitsin. Şoför arkadaşlarım bana yardım eder misiniz? Lütfen şu dolabı hazretmeme, taşımama yardım eder misiniz? Buyur. Tabii tabii yardım ederler. Seyit abi, Mert abi hadi yardım etsenize. Kız susak sen kimde yarasın? Haydi hop! Taşıyamıyoruz abi biz bunu yani memur bey. Ya çok ağır bu ya. İçi dolu da onda bir boşaltı ya. Olmaz, olmaz. Olmaz. Niye? Olmaz hanımefendi. Ben bu dolabı içindekiyle beraber hazırlıyorum efendim. Hadi arkadaşlar taşıyın. Kim hapşırdı? Ben hapşırdım. Üzerinize affet biraz üşütmüşüm de. Geçmiş olsun acizci memur bey. Hadi arkadaşlar taşıyın lütfen. Taşıyın demesi kolay. Ya ağam belimiz dingil dedi ya. Tamam. Beyefendi size yardım eder misiniz? Şunun ucundan tutar mısınız lütfen? Sen evimin dolabını aciz edeceksin. Ben sana yardım edeceğim. Senin anan güzel mi? Hadi bakalım bir güzel mi değil mi? Hayır güzel değil. Onu şimdi taşıma. Hadi bakalım. Bırakın onu hadi. Hadi. Kara kızım, ne işin var senin benim abz edilen dolabımın içinde? Açıklayabilirim Osman baba. Evet, açıkla bakalım niye açıklayacaksın? Bir dakika beyefendi, sakin olun. Ben bu dolabı bu delikanlıyla beraber harcıyorum. Seyit, bir dolabı taşıyamadım. Ne olsun sana ben? Ya bir kere dolap çok ağır. İkincisi, ambulansa kalktırınca adam içinden çıktırıverdi. Sinan ağam, hayret bir şey. Sinan mı? Sinan nerede be? Ne Sinan canım? Ben adım şu var. Dert tavşan çıktı. Osman Aga! Öldüreceğim ben beni! Bu nedir be? Şşşt! Ayağa kalkın ayağa! Ejder baba geliyor. Selamun aleyküm koçlar. Ah,
Kardeş, ellerinden öper bu benim kız. Tutturduğu araba kullanacağım diye ehliyet aldı. Öyle mi? Hayırlı olsun kızım. Sağ olun. Direksiyonu biraz zayıf. Ha, öyle herkese de emanet edemem kardeş. İti var, kopuğu var. Ama taksici esnafını severim. Namusunu emanet et, dönüp bakmazlar bile. Doğru söylüyorsunuz beyefendi. Lafın yekûnu kardeş. Sizin duraktan bir taksici kardeşim benim kıza direksiyon dersi verebilir mi acaba? Tabii canım. Leyla kızım, sen ver. Olur. Olmaz. Niye olmuyor evladım? Kadın şoförün direksiyonu iyi değil, erkek versin. O zaman Mehmet Hoca versin. Olur. Olmaz. Mehmet Hoca niye olmuyor? Yaşlı, gözleri iyi görmüyor. Da ondan. O versin. Ben vermesem Cankuş. Niyeymiş o bakayım? Yok yani, yanlış anlamayın. Ejder Bey de benim de direksiyonum iyi değil. Nereden baksam ben her gün yani 3-5 kaza yaparım, değil mi Cankuşlar? Yok. Arif, ne kazası oğlum? La sen hiç kaza yapmazsın ki. Ya ısrar etmeyin ben oraya baba. Ben ders vermesem olmaz mı ya? Bana bak koçum. Beni en son reddeden adam şu anda dinleniyor. Ama Karacaahmet mezarlığında dinleniyor. Bilmem anlatabildim mi? Derslere ne zaman başlıyoruz Ejder abi? Aferin, aferin. Hemen bugün, bu dakika başlıyorsunuz. Tabii, hemen. Bak koçum, kızıma karşı en ufak bir hatanda seni oyarım, içine bade koyarım. Bilmem anlatabildim mi? Yani şöyle bade değil mi? He. Anladım. Kızım size emanet. Hadi hayırlı işler. Arif Hacı sen al kızımızı da derse başla bakalım canım. Tabii Nuri baba, tabii hemen. Buyurun Bade Hanım. İyi dersler Arif Cankuş. Eyvallah Cankuş. Arif, aman bir hata yapma, oyar. Tamam baba, tamam. Gittiler mi Nuri baba? Gözüm iyi görmüyordu. Şimdi Cankuş, sen kursa gittiğine göre kesin biliyorsundur da ben yine de bir söyleyeyim. Şimdi bu tuttuğun şey direksiyon, tamam mı? Şu önündeki o göstergeler falan, kadraj, onlar bir gösterge. O mesela benzin göstergesi. Ondan sonra... Ay ne güzel konuşuyorsunuz Arif Bey. Bülbül gibi şakıyorsunuz, şiir gibi konuşuyorsun. Allah Allah, ben ne dedim ki ya? Direksiyon dedim, gösterge dedim. Bir daha söyle. Direksiyon, direksiyon. Allah Allah, direksiyonun nesi şiir gibi? Ben anlamadım ki Cankuş. Olsun, siz söyleyince insanın kulağına şiir gibi geliyor. Uy, o kadar tatlısın sen. Ya elektrik oluyorum senden. Yok yok yok, o elektrik benden değil. Arabada bir elektrik kaçağı var. Galiba siz oradan elektrik alıyorsunuz. Neyse, biz dersimize dönelim şimdi. O soldaki debriyaj, bu taraftaki gaz, ortadaki fren. Bence aşkta fren olmamalı Arif. Özgürce yaşamalısın. Sınırsız olacaksın. Ya Allah Allah. Ben anlamadım ki Cankuş. Ya konu dönüp dolaşıp nasıl aşka gelebiliyor ya? Direksiyon diyorum, aşk diyorsun. Aşk olsun Arif. Ama aramızda olsun. Görür görmez vuruldum sana. Yapma ya. Ekmek musaf çapsın. Gel buraya götürün. Ya hop 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 hop. Lütfen dersi sulandırmayalım yani. Sür bakayım şu arabayı, delirtme beni. Başlatma dersen Arif. Arabayı değil, seni süreceğim. Manyak mısın sen ya? Utanmıyor musun benim gibi genç bazımı taciz etmeye burada? Delirtme beni. Sür arabayı, sür. Ay acıdı mı? Gör öpeyim de gözüm. Evet. Öpme beni, öpme. Öpme sakın ha. Ya Osman Aga, niye anlamıyorsun ya? Ben sana iyilik olsun diye yapıyorum. Ben senin dostun olduğum için sana böyle bir tezgah yaptım ya. Bırak Sinan, bırak.
İnsanın senin gibi dostu olacağına tam 40 tane düşman olsun daha iyi be. Durun ya, durun. Gene niye kavga ediyorsunuz siz? Ya oğlum ne sen sor ne bir söyle ya. Biraz karışık bir hikaye bu. Yok baba yok. Bütün kabahat bende. Bütün kabahat bende, suçlu benim. Yani Osman Aga bu yaşında cinayet işleyip Cuma'yı öldürüp mapus tamlarına düşmesin. Sude Naz da Buse Naz babasız büyümesin diye ben ona iyilik yapmaya kalkıyorum. O beni dövmeye çalışıyor ya. Ya şu olayı doğru dürüst anlatın da anlayalım. Şimdi bak. Sinan abi o iş tamamdır. Aferin lan Ali Kefal. Bir dakika, bir dakika. Hangi iş tamam oğlum? Gene ne dümenler çeviriyorsunuz bakayım siz? Yok be baba, bu sefer hakikaten bir şey yok. Hani bu Mahsar Baba her sabah durağa gelip bizi taciz ediyor ya... illa bu duraktan çıkın çıkın diye. Heh, o yüzden şimdi ben Mahsar Baba'yı evlendiriyorum. Böylece kurtulacağız keratadan. Ciddi misin sen Sinan abi? Evet Leyla'cığım, ciddiyim. Oğlum, kimle evlendiriyorsunuz Mahsar'ı ya? Seyit'cim bunu söylemesek bir sürpriz olarak kalsın. Ne dersin? Allah sen söyle ağam. Hangi manyak karı Mahsar'la evlenmeyi kabul eder ya? Seyit abicim manyak demesek ayıp oluyor. Kendisi çok iyi bir kadındır da. Yok iyi de Mahsar'la evlenmesi için bir kere manyak olması gerekiyor ilk önce. O da var ya. Nuri baba benim önemli bir işim var. İzin verirsen ben bir şey yapayım işte ondan sonra. Hadi görüşürüz. Seyit'im iyi bak kendine kardeşim. Yürü Ali Kefar. Canım Seyit'im. Şeytanlıklar var ha. Yani bir kere hani kadın manyak olmasa Mahsar'la işi olmaması lazım. Yani gerçekten tebrik ederim Gözde Hanım. Çok başarılısınız. Direksiyonunuz da 10 numara. O yüzden sizin hiç ders almaya falan ihtiyacınız yok. Ben de artık gideyim değil mi? Nereye gidiyorsun Arif? Benim durağa gitmem lazım. Ya daha paranı vereceğim, gel içeri ben de. Ya paranın ne önemi var canım? Mühim olan insanlık. Bu ders de benden olsun yani. Hadi yürü. Sen bana sadaka mı veriyorsun Arif? Bunu söylersem topuklarından vurur seni. Gel ben de içeri. Ya vallahi hiç gerek yok ya. Siz bir banka hesabına gönderirseniz de olur yani değil mi? Ya Arif, yemeyeceğim. Tamam ya. Odamda unutmuşum cinsanı. Ya. Ah, of. Beni olacaksın Arif. Ya yalnız ben bu ödeme şeklini hiç beğenmedim Can Kış. Bırak ben gideyim, yakacaksın sen beni ya. Oh, ölürüm de bırakmam Arif. Hayatımın aşkını bulmuşum. Yuh, ezdin beni be. Ağır bağısı da. Kalk, ye. Öpme beni ya. Öpme beni. Beni niye öpmüyorsun? Ben seni öpemiyorum. Ne kadar ayıp. Utanmıyor musun benim gibi genç bir delikanlıyı böyle sıkıştırmaya? Gel buraya Arif, gel. Gel buraya Arif. Gel kuşum, gel aslanım, gel aklına alacağım seni. Hiç kusura bakma, gelemem, gelemem. Beni bırak, ben gidiyorum, gidiyorum. Hiçbir yere bırakmam. Bırakmam. Bana bunları yaptıktan sonra hayatta bırakmam. Ya ben sana ne yaptım ki Can Kuş? Ya ne yırtıyorsun o elbiseyi be, manyak. O elbise kaç para biliyor musun sen? Onu bulamayanlar var. Bunu yaptın Arif. Ha? Şuna bak ya, kendi kendini dövüyor, serseriz. Mazofiş, ne yapıyorsun sen ya? İmdat! Her zaman da sağlık ediyorlar, imdat! Ay çakal vay, şimdi çaktım ben köfteyi. Beni burada tezgaha getirdin değil mi? Ulan da balığa gidelim Arif'im. Babacığım, Arif'i parasını ödemek için eve çağırdım, bana saldırdı. Vay namussuz vay. Kızımın odasına girip namusuna tasallut edersin ha? Öldüreceğim seni! Habire yatağa atıyorsunuz beni ya. Ejder abi, ben vallahi sizin kızınızın odasına girip böyle namusuna talassut etmedim yani. Talassut değil, kazma. Tasallut, tasallut. He bak abi, söyleyemiyorum bile. Söyleyemediğim şeyi ben nasıl yapayım ya? Yalan söyleme. Kızımın elbiselerini yırtmışsın. Dudağını patlatmışsın. Son duanı et. Kızımın namusunu temizleyeceğim. Abi son dua olarak ne okunuyordu ya? Elham mı kuluf mu? Baba bir dakika. Arif'i öldürmene gerek yok. Evlenirsek namusumuz temizlenir. Varır mısın sen buna? Ya bundan daha iyisini bulacağım baba ya. İyi o zaman. Hemen düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Bugün yıldırım nikahımız var. Abi ben Elham'ı okuyayım, sen beni vur. Vallahi hiç çekinme yani, vur vur. Kilitleyin kapıyı. Buyur bakalım. İç sağ ol Mahsar Baba. 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800. Sağ ol Mahsar Baba. Para veren altın bulsun baba.
Ne zaman buluşuyoruz bu hanımla? Hanım mı? Ne diyorsun sen Mahzar Baba'ya? Fatma Hanım'a hiç hanım denir mi? Vallahi çarpılırsın. O bir lady, lady, lady. Aman hadi her neyse. Kaçta buluşacağız? Bu akşam saat 8'de Le Champs-Élysées restoranda buluşacaksınız Mahzar Baba'cığım. Aman ha smoking giyin yoksa beni mahcup edersiniz rezil oluruz vallahi. Sen beni iyi tanımıyorsun galiba. Ben yıllarca Avrupa başkentlerinde görev yapmış bir insanım. Görgü kurallarını, nerede ne giyileceğini çok iyi bilirim. Tamam babacığım. O zaman yolun açık olsun. Umarım Fatma Hanım'ı, Lady Fatma'yı tavlarsınız da... ben de sizi bir an önce evlendiririm, geride sokarım ya. Pekala Sinancığım. Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim Mahzar babacığım. Güle güle, yolun açık olsun. Tamam, hadi bakalım. Nihayet evleniyorum galiba. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Nuri Baba, Nuri Baba. Lodos denizden eser, ben deniz Arif keser. Arif, neredesin oğlum sen ya? Nasıl bir ders lan bu, akşama kadar düşünüyor. Baba, baba ben evleniyorum galiba ya. Evleniyor musun? Evleniyor muymuş? Aa, evlilikte nereden çıkmış da? Sülü ona, sakın evlenmesin kardeşim. Safiye gibi bir kadınla evlenir, hayatı süler çocuğuna. Süler. Ya kiminle evleniyormuş? Allah Allah, yani... Kime niyet, kime kısmet? Biz Leyla'nın düğününde göbek atacağız diye beklerken Arif evleniyor. Ya Allah aşkına bir susun ya. Bir dakika ya. Hadi hayırlı olsun oğlum. Allah bir yastıkta kocatsın. Gözün aydın. Ya babacığım gözüm aydın falan değil. Gözüm mosmor. Mor mu? Ne oldu oğlum senin gözüne? Ya mafya babası Ejder beni dövdü baba ya. Niye dövüyor o adam seni bakayım? Kim dövmüş benim kardeşimi? Kim dövmüş? Sülü ona. Ben gelirsem oraya onun... Alnını karıştırırım ha. Süle, süle, süle. Ne oluyor ya? Nuri baba, beni zorla kızıyla evlendiriyor ya. Beni şimdi var ya bir odaya kapattılar. Nikah işlemlerine bile başladılar yani. Akşama da düğün var. Olur mu öyle şey ya? Ne olmuş baba? Sen şu adresi ver bakayım bana. Hı-hı. Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Tamam canım. Bugün buraya gelen o uzun boylu insan azmanı, mafya babası var ya... Ejderha. Kızıyla zorla evlendirmeye kalkmış bizimkini. Hem de silah zoruyla. Aa, olamaz. Ya zorla evlilik mi olurmuş? Sebep? Niçin zorla evlendirir? Vallahi bilmiyorum. Ne bileyim, dur bakalım. Gidince öğreneceğiz. Ben de geliyorum. Ha, ben de geleceğim tabii. Ben de geliyorum. Bakalım neymiş durum yani. Orada kalanlara durak emanet. Ha, tamam. Nuri amca bizi durumdan haberdar et. Tamam, ben telefonu Kardeşim merhaba, biz Akasya Durağı'ndan geliyoruz. Ejder Bey'le görüşeceğiz. Durun bakalım, bir kontrol edelim önce. Temiz misiniz, değil misiniz? Ben ellerimi sabunla yıkadım. Bak tırnaklarım da temiz, mendilim de var. Sen dalga mı geçiyorsun benimle be? Temiz derken onu kastetmedim. Yani üzerinde emanet falan var mı? Bende yok. Arkadaşlar da varsa bilmem. Var mı bir şey? Osman abi, emanet derken yani silah var mı diyor. Ha, bende yok, yok. Şu arkadaşta olabilir. Ne diyorsun ya? Yapma kardeşim. Kıdıklanıyorum lan, yapma. Sendeki gibi eşek de yok ha. İçeride arkadaşımız zehin durumda. Sen gülersin. Ya evladım biz taksiciyiz. Silahla işimiz olmaz bizim ya. Tamam, salona geçebilirsiniz. Baba salonda, hadi benimle gelin. Bakayım ben. Ya diyor Allah aşkına ya. Baba, seni görmek istiyorlar. Ne istiyorsunuz? Kardeşim bu nasıl iş ya? Biz bizim arkadaş Arif'i kızınıza ders versin diye gönderdik. Siz çocuğu kızınızla evlendiriyormuşsunuz. Hem de silah soruyla. Çok ayıp yani. Teessüf ederim size. Asıl sizin şoförünüzün yaptığı ayıp be. Kızımın odasına zorla girip elbisesini parçaladı. Namusuna tasallut etti. Olmaz öyle şey canım. Bizim Arif çok terbiyeli bir çocuktur. Öyle bir şey yapmaz. Sakın bir yanlışlık olmasın. Bu kıza mı saldırmış Arif? Yok, kesinlikle olmaz. Belki bu kız Arif'e saldırmıştır. Saldırırken de bir yerlere bir eteği meteği takılmıştır. Elbisesi falan yırtılmıştır yani. Şişt, alo! Ağzından çıkana dikkat et. Kalbura çeğiririm seni. Siz ona bakmayın. O biraz delidir yani. Çatlak çatlak. Namusumu temizlemek için ya Arif'i öldürecektim... ya da kızımla evlenecektim. Ben büyüklüğümü yaptım, ikinci yolu seçtim. Ama yok, düğün olmaz derseniz... vurayım Arif'i, seçim sizin.
Vallahi bence Arif bu kızla evleneceğine ölsün daha iyi. Vur gitsin abi. Kusura bakmayın. Bu bile abuk subuk konuşur. Yani madem ki başka yolu yok, biz evlendirelim bizim oğlanı kızla. Öyle olacak zaten. Bu akşam düğünleri var. Düğün mü? Bu akşam mı? Düğün mü? Tamam, madem düğün yapacağız, adettendir düğünü erkek tarafı yapar. Yani düğünü yapmak bizim üzerimize düşer. Bizim bir tavernamız var, orada biz düğünü yapalım bu akşam. Ne diyorsun oğlum sen? Kabul. Her şey adetlere uygun olsun. Şey diyorum yani, şimdi biz Arif'i alalım, düğüne hazırlayalım. Ona güzel bir damat tıraşı yapalım. Damatlıklarını giydirelim, bir güzel süsleyelim, püsleyelim. Akşama tavernada buluşalım, düğünümüzü yapalım. Hep beraber halay çekelim, eğlenelim. Tamam. Arif'i size vereceğim. Ama bana bir yamuk yaparsanız, bu oğlan düğüne gelmezse durağa basar, hepinizi gebertirim. Bırakın oğlum Arif'i. Efendim hadi, müsaadenizle. Hadi. Of be, of be, of be. Kıvrım. Allah razı olsun sizden Nuri Baba. Beni şu balinayla evlenmekten kurtardınız ya. Size nasıl teşekkür edeceğimi vallahi bilemiyorum ya. Ne diyorsun oğlum sen? Bana bak Arif, sen bu kızla evleneceksin ha. Evleneceğim mi? Evleneceksin tabii ya. Adamın kızına saldırmışsın oğlum. Ya Mehmet hocam, ben manyak mıyım bu kıza saldırayım ya? Biraz. Ya bakın, kızın bende gözü var, tamam mı? Benimle evlenebilmek için bana böyle bir iftira attı işte. Ama kızcağızın esbaplarını, elbiselerini bile yırtmışsın. Ya Osman Aga, ben kızın esbabını, elbisesini niye yırtayım böyle böyle? Ya bakın, şimdi bu kız olayı tecavüz gibi böyle gösterebilmek için yaptı bu numarayı. Ya ben bize emanet edilen bir kıza böyle yan gözle bakacak kadar karaktersiz bir insan mıyım? Yapmayın ya. Beni niye Sinan Aga'yla karıştırıyorsunuz yani? Arif'im tarifim, ne biçim konuşuyorsun be? Ben seni mafyanın elinden kurtarıyorum. Senin söylediğin laflara bak. Utanmaz adam, terbiyesiz. Sinan, bak yalnız bu çocuğu bu mafyanın elinden kurtardık gibi gözüküyorsa da düğüne getirmezseniz hepinizi öldürürüm diliyorum. Ya bir dakika Nuri Baba, Sinan içeride bize çaktırmadan böyle bir hareket yaptı. Yoksa aklından bir şey mi geçiyordu? Herhalde hocam, bir planım olmasa tırın motoru çalıştırır mıyım ben? Öyle bir plan yaptım ki dumura uğrayacaksınız, dumura. Hadi Allah'ına kurban can kuş. Hadi dumura uğrayalım. Gencüse, severler güzeli Gencüse. Zar tutuyorsun. Yeniliyorum diye çamura yatıyorsun. Ne o? Bir kadına yenilmek gururuna mı dokunuyor? Ama yeniliyorsun. Efendim Tolga. Nasılsın prenses? Çok iyiyim. Mert'i tavlada yenmenin keyfini yaşıyorum. Selam söyle eniştemi. Mert selam söylüyor. Sen de çok selam söyle. Ya bir şey soracaktım. Akşama bir işin var mı hayatım? Benim bir planım yok ama galiba senin var. Evet var. Ya diyecektim ki birbirimizi pek göremiyoruz. Yani akşama beraber bir yemek yiyelim mi? Tamam. Saat kaçta nerede? Akşam 9'da Mavi Yelken Restoran'da. Akşam 9'da Mavi Yelken Restoran. Tamam. Görüşürüz. Oo, Mavi Yelken'de mi yiyorsunuz? Evet. Çok şık bir yerdir ha orası. Ne yapalım yerin şıklığını? Yeri yemeyeceğiz ya. Hem Tolga'yı görmek bana yeter de artar. Yanlış anladın prenses. Tolga eğer seni böyle şık bir yere götürüyorsa ciddi bir şey teklif edecektir bence. Evlilik teklifi gibi mi? Oy, hadi buyurun, çayınız geldi. Hayırlı olsun Leyla ablacığım, evleniyormuşsun. Bak, bana söz ver, ben böyle güzel tombiş bir yeğen isterim sevmek için. He mi? Çocuklar nereden çıkarıyorsunuz evliliği, çocuğu falan? Sadece Tolga ile yemeğe çıkacağız. Ha, evleniyorum deyince ben de öyle anladım. Evlilik teklifi gibi mi dedim? Kız baba senin isotu. Seni ben yemeğime mi dökem? Yoksam böyle seni kıtır kıtır mı yiyeyim ha benim güzel kızım? Oo benim kızım abi. Hadi bakayım. Zeynep. Zeynep. Şey altını değiştirmemiz lazım. Annenin odasından bez getirsene Seyit. Hemen değiştireyim Siyah Zahmet. Ha, neredeydi bu bez? Ha işte burada. Allah Allah. Bu ne öyle parıltılı şey ya? Ne? Ana şapkaya bak. Ki o ne? Ana kırmızı elbise. Bu neymiş böyle ya? Allah Allah. Ne?
ki böyle? Ana! Valla boncuklu cincikli ayakkabı. Anne ne işler çevirirsen anne. Ne işler çevirirsen ne? Verseydim sağ olasın. Şey Zeynum, bugünlerde böyle anneyde bir değişiklik sezdin mi? Yok, niye ki? Yok, bir şey böyle öylesine sordum yani. Anne, hadi sofra hazır, gel otur. Ay yok, ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Bir yere kadar gideceğim. Nereye gideceksin, hayırdır? Nazo'ya kadar gideceğim. Ha, ben seni taksiyle bırakırım. Yok yok, sen zahmet etmiyorsan oğlum. Ben biraz yürürüm. Hem şöyle nefesim açılır, anlıyor musun? Ben şimdi odaya gideyim, biraz işlerim var. Onları hallederim, ondan sonra giderim. Hadi size afiyetler olsun. Eyvallah anacığım. Nazo'ya çok selam söyle. Baş üstüne. Zeyno, ben bu anayı takip edeceğim. Bu bir haltlar karıştırıyor, hadi. Kızım, 25 sene koca bekledin. 5 dakika daha bekleyemeyecek misin? Gelecek, Allah Allah! Hele damat tıraşına gitti. Acele mi gelmiş, gelecek kızım. Ya gelmezlerse, ya kaçarlarsa? Aa, hiç olur mu öyle şey Gözdeciğim? Arif senin gibi güzel bir kızı bulup da kaçar mı? Ya, biri de maşallah. Sıkıysa gelmesinler. Durağa basar, üzerlerinde atış talimi yaparım. Gözde Hanım ve sayın babası gelecek efendim, şimdi gelecek. Vay! Gelin Dünür, gelin. Durmak yok, halaya buyurun. Hemen geldim Eşref Paşa'la Ejder abi. Hadi halay. Cey cey, hoy 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 hoy. Ula bula koca halayda kızımla benim aramı mı buldun? Çık dışarı, tren. Özür dilerim Ejder abi. Ben bir gireyim, çıkayım içeride bir arkadaşa bakayım dedim. Maşallah Ejder. Hadi sen gir oraya, sen gir. Hadi hadi hadi. Hadi. Ay Arif, gelmeyeceksin de öyle çok korktum ki ölecektim korkudan. Nereden biliyorsun? Anlamadın? Sinancı, yani plan dediğin bu muydu Allah'ını seversen ya? Arif'i tıraş ettirip düğüne getirmek mi? Şaka gibisin ha! Allah seni kahretmesin hem. Yaktın gencecik çocuğun başını. Sus kaygana, vıdı 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 çekince. Ya bir dur nereye ya? Daha planım yeni başlıyor. Merak etmeyin, her şey çok güzel olacak, her şey yoluna girecek. Hoppa! Vakit geç oldu. Nerede kaldı sizin bu leydiniz? Kızmayın Masar Beyciğim. Ben hemen Fatma Leydi'ye bakıp geliyorum. Saygılar. Nerededir beni o görmek isteyen doşu kılı? Ya Fatu anne, asıl biz sağ çarşıdan şehirli kadın libasları almadık mı? Ha onlar nereye dur? Ha dur bir dakika. Tut bakalım şunu. Bu bir. Şunu da çıkaram da gör bak. Nasıl? Uy dur, nasıl o kağıdı gibi. Nasıl renk değiştirdin hemen. Nasıl? İyi midir? Nasıl olmuşam? Leydi gibi olmuşam da değil mi? Dıştan neydi gibisin ama biz seninle ne konuşuk etmiştik? Hani düzeltecektin konuşmanı? Ha, beni beyefendinin yanına
götür. Müsünüz? Müsünüz? Şöyle gel bakalım. Heh, gel elini. Buyurun Fatma Lady. Lady'm Lady. Mazhar Beyciğim, size Patinkam Lady'si Fatma Lady'yi takdim ediyorum. Efendim, sizin gibi asil biriyle tanışmaktan bahtiyarlık duydum. Buyursunlar. Ben de Moşar. Mazhar Beyciğim, Fatma Lady'ciğim, bir isteğiniz olsa ben yukarıdayım. Afiyet olsun. Evet, yemeğe başlayabiliriz efendim. Hoş. Anca hangi çatalı alıydık lo? Vay vay vay. Önce siz buyurun Muşer. Öyle mi? Hay hay efendim. Arkadaşlar, nikahımız kıyılsın. Arif! Leyla! Baba silahı var. Aa, ne olur be! Siz karışmayın bu işe. Bu benim Arif'le aramda. Ben buraya namus meselesi için geldim. Namus meselesi ise akan sular durur bacım. Bırak silahı, karışma bu işe. Leyla, kızım sakın ha. Akıllı ol Leyla. Size karışmayın dedim. Ben buraya namusumu temizlemeye geldim. Hele ne söylüyor bu kız? Ay ne namusu ayol? Arif ile aralığında bir şey mi var imiş? Aman saçmalama Safiye. Leyla sakin ol lütfen. Şu silahını bir indir öyle konuşalım ne olur. Konuşacak bir şey kalmadı Arif. Evlenme vaadiyle beni kandırdın. Duygularımla oynadın. Oynamış. Ne fabrika ayarlarıyla mı oynamış? Ay şaka gibi ya. Vay hadi vay. Seriye bağlamış. Yapmaz öyle şey baba Arif. Salak. Bu sabah sana aynı şeyi yapmadı mı? Ne çabuk unuttun? Gözde Hanım ve sayın babası yapar. Şunun kıyafetine bakın. Yani Nuri Alço gibi adam ya. Kısanıza bunun böyle içkili gazoz muhabbetleri falan da olabilir yani. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum Arif. Vay kansız Arif vay! Şimdi beni bu halde bırakıp başkasıyla evleniyorsun ha? Yaşatmam seni. Yaşatma bacım, vur! Gözünü seveyim gaza gelme Leyla. Ya bu silahı indir ya. Vur kızım, vur! Aa, vurma! Vur Leyla, vur! Aa. Karnına karnına ateş et bile, karnına karnına! Starsu dur Kale! Yapma ya! Vurma! Vur, 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 vur! Kuşum gitti. Kaynattım. Sinan abi biraz yavaş vur kaburgalarımı kırdın ya. Ya pardon Arif ben kendimi çok kaptırdım kardeşim. Arif ölmemiş Kale. Ölmedi tabii. Hepsi oyundu bunların. Nasıl olur? Ateş etti vurdu kız hani. Ha? Silah kuru sıkıydı Safiye abla. Ama Arif'ten kan çıktı. Efendim şimdi karın nahiyesine içine balonun içine böyle kan gibi boyalar koyduk. Ondan öyle bir izlenim uyandırdı yani. Aynen filmlerdeki gibi. Ah Kale inanmıyorum. Ya ölmek gibi olmasın ama ben plan yaptım mı ahan da böyle plan yaparım. Ya Cankuş çok sağ ol be. Hayatımı kurtardın yani. Eyvallah. Yani şimdi Leyla Arif'le senin aranda bir şey yok mu? Daha neler Şazment abla. Onlar hepsi oyunun bir parçasıydı. Arif benim kardeşim. Aramızda nasıl bir şey olsun? Ben bunu zaten anlamıştım ya. Ben de
zaten bilirdim. Belli olurdu. Kale ben de anladım. Döne döne ölüyor. Anlamıyorum. Tabii ki anladım. Ya zaten Leyla ablam Tolga komiserimle çıkıyor değil mi? Ha, çıkmak derken neyi kastediyorsunuz yani yukarıdan? Bana bak Cankuş. Madem senden o kadar kan çıktı, gel kardeş olalım ha. Sokayım mı? Kusura bakma Sinan Cankuş. Bugün de ben müsait değilim yani. Bir dahaki sefere. Bu dansı lütfeder misiniz değilim? Hay hay. Efendim, ne kadar güzelsiniz. Bana bilmediği bir şey söyleyin. Nerede kaldın prenses ya? Siparişinizi alabilir miyim? Yok, teşekkür ederim. Arkadaşımı bekleyeceğim. Aley! Aley! Ya senin ne işin var burada ya? Bu ne kılık? Bu ne şekil? Bu ne şemal? Allah'ım yarabbim sen bir sabır ver ya. Ya sen ne yapıyorsun? Ne işler çeviriyorsun ya? Oğlum, beyefendinin yanında ayıp oluyor. Evde konuşuruz. Bir dakika, bir dakika. Seyit Efendi, bu Lady Fatma senin annen mi oluyor yoksa? Ya Masar ağam, ne Lady'si ya? Sen kafayı mı yedin ya? Hafıza kaybına mı uğradın, sarhoş musun? Ya koskoca köy hanım ağası, Lady olur mu? Allah aşkına yap ya, o yapma ya. Olamaz. Olamaz. Ay, bir yerlerime bir şeyler olacak. Oyuna geldim. Aldatıldım. Alçak ödük Sinan. Alçak ödük Sinan. Ah, ona inandığım için esas ödük benim. Nah eşek kafam. Ah, ay. Nereye gidiyorsun? Bırakma. İsterim koca ilata bu gece. Ha. Ya anay bıraksana. Kafayı mı yedin? Kudurdun mu sen ya Allah Allah? Ama lazım karım. Ya bırak. Kurtar beni bundan. Ya anay bırak. Kusura bakma canım. Biraz geciktim. Çok bekletmedim ya. Yok canım, ben de daha yeni gelmiştim. Bizim Arif başını belaya sokmuş. Ona yardım edeyim derken geç kaldım. Hayrola, ne olmuş? Bak şimdi. Bil bakalım ben kimim? Aa, aşk olsun Tolga, sen beni tanımadın mı ya? Ebru, sen nereden çıktın ya? Dünya küçük Tolga Bey. Seni kız arkadaşım Leyla ile tanıştırayım. Leyla'cığım, Ebru benim çocukluk arkadaşım. Memnun oldum. Ay bir ara buluşalım da ben size bunun yediği atları anlatayım. Kazanova çapkınlık da bunun yanında solda sıfır kalır. Yok canım, öyle bir şey yok. Üftüra hayatım. Aa, bu telefon senin mi? Evet Ebru. Telefonumu çaldırıyorum, kaydedersin. Ben de seni kaydedeceğim. Abi ara artık görüşelim değil mi? Sen nerede oturuyordun şimdi Tolga? Anneannemin kiraya verdiği evi hatırlıyor musun? Aa evet, tamam hatırlıyorum. Oldu, ben seni ararım. Artık ben çifte kumruları baş başa bırakayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Biraz patavatsız buldun değil mi? Biraz mı? Bence bu konuda fazla alçak gönüllü olmamalı. Hayatımda gördüğüm en büyük patavatsız. Ya aslında çok iyi kalplidir. Yani biraz tanısan seversin. Eminim. Pardon. Efendim komiserim. Buyurun komiserim. Evet komiserim. Hemen geliyorum komiserim. Prenses, görev çıkmış. Benim hemen gitmem lazım. Tabii, görev beklemez. Ben de şaşırmıştım zaten. Rekor kırmıştık. 6 dakikadır birlikteyiz. Ya söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Seni evine kadar bırakayım mı? Gerek yok, taksimle geldim. Ebru hayırdır? Ya Tolga kusura bakma, gecenin köründe böyle seni rahatsız ediyorum. Ama üvey annemle çok fena tartıştık. Ben evi terk ettim.
Ya bu gece sen de kalabilir miyim? Lütfen. Ya şey... buyur tabii, geç. Ya kusura bakma, aslında telefon edecektim sana ama şarjım bitmiş. Önemli değil. Kanepede yatarsın değil mi? Kusura bakma, başka yatak yok. Tabii tabii, yatarım. Çok teşekkür ederim Tolga. İnşallah rahatsız etmemişimdir. Yok, ben yastık çarşaf falan getireyim. Sinan abi, hani dünkü işin parasını ne zaman vereceksin? Para mı ver, para mı ver? Ne diyorsun Ali Kefal ya? Ne parası? Biz o işi hayır için yaptık, parayla mı yaptık? Hadi oradan çay mühendisi. Bir dakika. Ne oluyor gene? Niye kavga ediyorsun sen? Yok bir şey baba ya. Hani Mahsar baba bize musallat oldu, taciz edip duruyor ya. Etmesin diye ben evlendireceğim ya, bir hayır işi yapacağım ya. Bu da dün bana biraz yardım etti. İlla para ver, para ver diye boğazıma sardım. Ne parası? Çay mühendisi sen. Ali Kemal, işinin başına. Hadi işinin başına hemen. Tamam babacığım. Sinan abi, vereceğin olsun bağ. Saat çay mayı da yok. Olmaz. Benim vereceğim olmaz. Benim hep alacağım olur. Hadi sen çaylarını da. Allah'ın çay mühendisi. Yürü hadi. Buyurun hadi. Efendim. Akasya durağı. Evet efendim. Var tabii, adresi alayım. Tamam, hemen gönderiyorum. Sinan, Çimen Sokak 14 numara, fırlat. Çimen, tamam baba. Çayır çimen geze geze. Ya ağam, sende hiç utanma, arlanma yok mudur ya? Ne? Yok mudur? Ne oluyor Seyit? Bu ne şiddet? Bu ne cahil kardeşim? Kendine gel ya. Yok Seyit, ne yapıyorsun? Bak çocuğum, vites küçük. Bak benim gibi sakin ol bile. Ya ağam, nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Ağamız dedik, bağrımıza bastık. Abone halt etmişsiniz, biliyor musunuz? Ne halt etmişim, ne yapmışım, ne halt etmişim, ne? Ne halt etmiş? Benim anayı şehirli avratlar gibi giydirmiştir. Makyaj yapmıştır, süslemiştir, püslemiştir, boya badana yapmıştır. Böyle baştan aşağı. Ondan sonra masara kamla yemeğe çıkarmıştır. Bir gittim ki tango yapıyla. Ne tango mu yaparlarmış? Tango yapıyorlardı. Bir de anayı masaya koyup Lady diye tanıtmış Abu. Ne Lady mi? Olacak iş mi bacım ya? Ya ne var bunda? İkisi de doldur baba. Evlensinler dedim. Ben de sevaba gireyim istedim. Ne yani, ne var ne? Bak hala konuşsun ya. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Öldüreceğim ya. Bir dakika. Benim hiçbir kabahatim yok. Aa, bütün kabahat bu. Çay mühendisi Ali Kefal indir. Her şeyi organize et. Oy, kabak bağ patladı. Ne? Ulan oğlum, doğru mu? Söyle bakayım. Çete mi olmuşsun sen? Bir şebeke mi kurmuşsun? Söyle bakayım. Seyit abicim, vallahi yalan söyleyeyim. Beni bu işe Sinan abi zorla soktu. Bir baktım ki işin içine girmişim. Ben sana gösterdim. Ay! Seni kahretmen! Hanginizi tutacağımı şaşırdım be. Sinan, hadi işinin başına hadi. Belli, ortalığı karıştırmışsın gene. Yürü. Çimen Sokak, hadi. Çimen. Çayır çimen geze geze. Ne yapmışlar bunlar? Çok mu şey? Ha? Ya tango yapmışlar. Ya Mehmet Hoca, sen de bir tuhafsın ha. Ça 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 yapsalar daha mı güzel olacaktı? Bak Rasim, bu soygunu da elimize yüzümüze bulaştırmadan halledebilirsek... ...havada karada bize ölüm yok artık aslanım. Haklısın Elmi abi. Bak, biletlerimiz hazır oğlum. Çıkar çıkmaz doğru havaalanına. Oradan da ver elini Amerika. Polisler mevzuyu uyanana kadar biz çoktan Santa Fe'de sınırı geçmiş olacağız. Evet abi. Ben şimdi bankaya giriyorum. Gözünü dört aç. Ayağın hep gazda olsun. Tamam İlmi abi. Bana bak. Ne olursa olsun buradan ayrılmıyorsun. Tamam mı? Tamam. Dikkatli ol abi. Tamam. Geçin şöyle, geçin. Hadi hadi, sallanmayın. Çabuk çabuk, hadi sallanmayın. Hadi, hadi. Hadi, delikanlı. Al şunu kelepçeleri. Çabuk kelepçeleri. Çabuk çabuk. Hadi hadi, sallanmayın hadi. Hadi hadi hadi, geçin şöyle, geçin. Kimse kahramanlık yapma, kalkmasın. Yakarım hepinizi. Sen de şu kasadaki paraların hepsini doldur. Doldur bakayım, doldur hadi. Çabuk, çok can yakarım. Kafanızda sıkarım. Hadi hadi hadi, hadi çabuk ol, çabuk. Hadi canlan. Ebru, kızım hala bitmedi mi duşun? Daha tıraş olup Leyla ile görüşmeye gideceğim. Leyla da kim ya? Kızım, dün tanıştırdım ya akşam. Sevgilim. Ay pardon, doğru ya.
saçımı kurutayım, şimdi çıkıyorum. Ya haklı vallahi. Bu kız patavatsızın önde giden hakikaten ha. Ya daha yüzümü bile yıkamadım. Sabah sabah bir tane misafiri daha galiba. Leyla. Günaydın uykucu. Hadi hazırlan bakalım. Gelirken pastaneden sıcak poğaça aldım. Şuradaki parkta bütün çiçekleri açmış. Birlikte kahvaltı yaparız. Kim gelmiş canım? Benim birden iştahım kaçtı. Size afiyet olsun. Ya Leyla bir dakika. Leyla. Niye gitti ki şimdi? Bir de soruyor musun Ebru ya? Bir de soruyor musun? Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım şimdi ya? Kardeşim burada bekleme yapamazsın. Çek bakayım aracını. Birini bekliyorum be polis abi. 5 dakika be abi. Olmaz kardeşim. Git başka yerde bekle. Çek bakayım aracını yoksa ben çektireceğim. Tamam abi hemen çekiyorum. İyi günler size. Hadi hadi. Yanlış bir şey yaparım aklım. Allah kahretsin! Nerede bu adam? Taksi! Taksi! Gel! 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 İyi günler abicim. Buyurun nereye gidiyoruz? Ben sizi nereye uçurayım abicim? Kardeşim bırak ki. Sür çabuk havaalanına sür. Tamam abi. Ne kızıyorsun? Hemen gidiyoruz abi. Ulan köpek! Oha be oha! Pardon abi. Ne yaptın kardeşim? Yavaş ya. Allah Allah. Pardon abi ya. Çok özür dilerim. Yani hay Allah. Adamda öküzlerle para var ha. Kayganımı buna bir kakalarsam yaşarım vallahi. Bir şey soracağım abi. Bakar mısınız? Yani siz bekar mısınız? Sana ne kardeşim benim medeni halimden? Yok abi hani ben parmakta yüzük falan görmeyince o yüzden şey yaptım. Hani bekarsanız benim de bir kayganam var bekar. Ben ikinizin arasını yapayım. Yani kayganamı size kakalayayım derken yani sizi evlendireyim anlamında şey yaptım. Bana ne senin kayganandan kardeşim? Allah Allah cins misin nesin? Yok abi o yüzden değil yani o kadar güzel bir kayganam var ki benim. Ben diyeyim Julia Roberts, sen de Ornalia Mutti, Tutti Frutti yani. Alo. Kusura bakma İlmi abi. Polis çekti beni. Sen ne yaptın abi? Elini körünü yaptım Rasim. Taksideyim. Havaalanına gidiyorum. Abi sakın havaalanına falan gideyim deme. Her yerde çevirme var. Polis şüpheli gördü her aracı çeviriyor abi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Abi vaziyet çok kötü. Bence sen bir yerlerde saklan. Yalnız sakın otele veya eve falan gideyim deme. Hemen enselerler seni. Hayda. Kendine kalacak bir yer bul abi. Ben gene ararım seni. Tamam. Ne diyorsun abi? Vallahi benim kayganamı bir görsen var ya kesinlikle çok beğenirsin. Yani ben ona kadın bile demem. O kadar güzeldir ki ben ona melek derim melek. Hadi gel seni ona yani evlendireyim. Ne dersin? İyi tanışalım bakalım. Vallahi mi diyorsun abi? O zaman ben şuradan döneyim seni kayganama götüreyim. Sen bana cici babam olacaksın abi. Cici baba cici baba. Hadi al sana bana bir araba. Kaygara, gözün aydın. Sana bir çanta dolusu para getirdim. Ama parayı öyle yalnız getirmedim. Yanında bir tane de zengin adam getirdim. Ne diyorsun Sinan? Çanta diyorsun, adam diyorsun, para diyorsun. Abuk subuk konuşuyorsun. Ay hakikaten ne saçmalıyorsun Sinan ya? Anneannemi evlendirecek misin yoksa baba? Can, Afacan, aferin lan benim akıllı oğlum. Tıpkı babasına çekmiş. Bakın gördünüz mü? Daha leb demeden leblebici Lebni Efendi'nin leblebilerini anladı. Leblebici horor köftesi seni. Kaygana, seni evlendiriyorum. Kocaya varıyorsun, kocaya. Sahi mi? Sahi. Yalanın varsa önünü göreyim. Kapıda bekliyor. Birazdan alacağım içeri. Bana baksana sen damat. Sokakta her bulduğunu damat diye kapıp kolundan getiriyorsun. Sen biliyor musun hırlı mı, hırsız mı bu adamlar? Oradan bakınca her gördüğü adamla evlenecek bir kadın gibi mi gözüküyorum? Hakikaten Sinan kim bu adam? Ya bu adam para mühendisi, para mühendisi. O kadar çok parası var, o kadar çok zengin ki bir çanta dolu parası var ya. Aa, ciddi misin sen? Ciddiyim. Kendi gözlerimle gördüm. Bir çanta dolu parası var. Öyleyse getir tanışalım. Şimdi çağırıyorum tamam mı? Ya anne inanmıyorum sana ya. Parayı görünce 180 derece değiştin. Ayıp ne susacağım ya? Gelelim abi gel gel. Gir içeri abi.
Evet, tanıştırayım. Kayganam Şanzımant, Hilmi abi. Hilmi abi, Kayganam Şanzımant. Öyle mi? Çok memnun oldum beyefendi. Ben de memnun oldum efendim. Hilmi abi, Kayganam benim eski Türkiye güzellik kraliçelerindendir. Aynı böyle şarap gibi yıllandıkça yaşlanıyor. Ya yaşlanıyor demişim, güzelleşiyor yani. Otursana abi. Gerçekten Sinan'ın bahsettiği kadar güzelmişsiniz. Sizin kadar güzel bir bayanla bir gelecek kurmak isterdim. Çok teşekkür ederim beyefendi. Çok kibarsınız. Ya Gülübük, bu adam miyopastigmat çıktı. Ananı kadın zannetti. Ya Kaygana, biz niye Hilmi abiyi burada şey yapıyoruz yani, ağırlıyoruz? Eve gitsek ya, orada konuşsak, sohbet etsek, muhabbet etsek, orada şey yapalım yani, he? Haklısın damat, atladık ya. Buyurun Hilmi Bey. Haydi bakalım, hadi. Leyla, Ebru'nun seninle konuşmak istediği bazı şeyler var. Benim ikinize de konuşacak hiçbir şeyim yok. Ya Leyla, ne olur bir dinle, sadece dinle. Çok merak ediyorum, ne konuşacaksın Ebru? Leyla, gerçekten olay hiç göründüğü gibi değil. Sana yemin ederim benim Tolga ile aramda hiçbir şey yok ki. Ne kadar büyük bir tesadüf. Benim de Tolga ile aramda artık hiçbir şey yok. Ben çok ciddiyim. Gerçekten olay göründüğü gibi değil. Bak, ben dün gece üvey annemle kavga ettim, tamam mı? Gidecek bir yerim olmadığı için de Tolga'ya gittim, hepsi bu. Üstelik merak ediyorsan söyleyeyim prenses, kanepede yattı. Kesinlikle. Tamam, kabul ediyorum. Sabah banyo yapmam, evde öyle bornozla falan dolaşmam biraz yakışıksız oldu. Ama fark etmişsindir Leyla, ben öyle pek düşünceli biri değilim maalesef. Fazlasıyla farkındayım Ebru. Ve Ebru eşyalarını topladı, geçerken evine bırakacağım değil mi Ebru? Evet. Sebep olduğum tatsızlıktan dolayı çok özür dilerim Leyla, gerçekten. Bir daha olmaz umarım. Söz, vallahi yemin ederim bir daha Tolga'yı aramayacağım bile. Ya kahvaltı yapamadık. Bari bir akşam yemeği yiyelim, ne dersin ha? Bakarız. Şimdi sevgili Kayganacığım, Hilmi abim yurt dışına gidiyordu. Senin güzelliğini duyunca yurt dışına gitmekten vazgeçti. Ben şu şanzıman tanımı bir göreyim dedi. Doğru mu Hilmi Bey? Doğru efendim. Sinan Bey size az bile anlatmış. Bugüne kadar gördüğüm en güzel kadınsınız. Çok teşekkür ederim Hilmi Bey. Hilmi abi, sen de Kayganam şanzımantı beğendiğine göre vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Biz size hemen nikahlayalım, evlenin yani. Bir an önce yuva kurun yani, şey yapın yani. Hemen mi? Tabii canım, hemen. Baksanıza zaten ikinizin de yaşı ilerlemiş. Bir an önce dünya evine girin ki yani rahat edin diyorum ben. Damat. Pardon Kaygana. Benim böyle dediğime bakmayın. Benim Kayganam Ajdağ Pekkan gibidir. Yani her daim genç, her daim dinç, her daim daş gibi, şakraban gibidir vallahi. Canım, önce aramızda bir söz yapalım. Bir hafta sonra nişan, bir hafta sonra da nikah yaparız. Bence de çok uygun Hilmi Bey. Benim gidecek yerim yok. Düğüne kadar burada kalsam olur değil mi? Ay, o nasıl söz Hilmi Beyciğim? Buyurun, başımızın üstünde yeriniz var, kalın. O zaman ben hemen Eleni Hanım'ın yanına gideyim. Bu akşamki törenimiz için tavernaya ayarlayalım. Sizlere şeyleri takalım yani, söz yüzüklerini takalım. Canım, tavernaya ne gerek var? Burada biz bize aile arasında bir eğlence yaparız. Evde. Tamam, o zaman söz yüzüklerini evde takalım. Ben Seyit'e gideyim, söyleyeyim. Akşam gelsin, bağlamasını da alsın, bize türkü çığırsın. Bir güzel eğlenelim. Olur mu amına? Ay, çok güzel olur. Tamam, hadi ben kaçtım. İzninizle efendim. Yangından mı kaçırıyorsun? Alo? Abi neredesin sen? Kendine kalabilecek bir yer ayarlayabildin mi abi? Bir yer buldum ama daha fazla burada kalamam. Derhal bana bir tekne ayarla. Gizlice Yunanistan'a geçeceğim. Tamam abi, sen saklandığın yerde birkaç gün daha kal. Ben bu tekne işini ayarlamaya çalışacağım abi. Çalışma, ayarla Rasim. Hadi senden haber bekliyorum. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Bir de üsküyatçı Susak. Bugün çok keyiflisin, ayrola. Evet Osman Aga, çok haklısın. Çok keyifliyim, çok eğlenceliyim. Çünkü kayganamı kakalayacak bir keriz buldum. Akşam söz kesme törenimiz var. Hepiniz davetlisiniz. Sinan, inanmıyorum. Şimdi sen kaynananı evlendiriyor musun? Yes hocam. Sana bir sual soracağım Sinan. Sor bakalım Osman Aga. Senin bu kaynanan Şazimen Hanım'ın müstakbel kocası olan Cici Baban
kör mü? Vallahi haklısın. Kör değil ama ciddi bir görme bozukluğu var. Biz ona bakar kör diyebiliriz. Yoksa nasıl kakalayacaktım? Mutlaka. Seyit kardeş, sana da bir iş çıktı. Akşam söz kesme töreninde türkü çığırın mı? Ali Kemal, bu haddini bilmez arkadaşa söyle. Ben anneyi benden gizli evlendirmeye çalışan insanla konuşmayayım. Hey, haddini bilmez ha bu Akaş. Seyit abi değil ki, ben onun gibi üçkağıtçı, fırıldakçı, kendini bilmez piliyle konuşmak istemiyorum. Dıt ulan Ali Kefal, abartma, abartma ulan. Ne söylediğini duyduk herhalde değil mi? Bana bagajın basını yapma, haddini bil. Ya Seyit kardeş, niye öyle diyorsun? İş başka, arkadaşlık başka. Bana bak, törende türkü çığırırsan sana tam 500 lira vereceğim. Tabi, 1000 liraya alıp 500'ü bir'e vereceksin sadece. Yok değil, 1000 lira değil. Kaç liram peki? 1200 lira. Tamam lan, 1000 lirasını sana vereyim, 200 lirasını ben alayım. Anlaştık mı? İyi, bakarız o zaman. Güzel. Arkadaşlar, o zaman hepiniz bu akşamki birinci geleneksel Kayganam'dan Kurtulma Etkinlikleri Tören Festivali'ne davetlisiniz. Eğer katılırsanız beni onurlandırırsınız, şeref verirsiniz, gurur verirsiniz. Ahtım vardı, kayganamdan kurtulur kurtulmaz lokma döktürecektim. Ahanda döktürdüm, ahanda lokma. Buyur mağmurun. Hadi gözün aydın bakalım Sinancığım. Eyvallah Nuri Baba. Ben de buyurayım. Yo Osman Aga, sana yazsak. Çünkü sen küçükken şeker kazanın içine düşmüşsün. Şimdi yersen maazallah, o yüzden sana yazsak. Buyur Leyla abacığım. Gözün aydın Sinan abi. Eyvallah. Arifim tarifim, sen eksik kalma güzel kardeşim. Sinancığım kuşuma bak. Vallahi çok duygulandım, bir şiir patlatırım ha. Ben sana bir patlatırım, sakın ha. Aa, Sinan abicim senin cici balvan meğerse meşhurmuş, bak TV'de kesin iyi. Ana, vallahi bu benim cicim. Açsana Ali Kefal şunun sesini. Sevgili seyirciler, MOBESE görüntülerini inceleyen polis, dünkü silahlı banka soygununun failini buldu. Polis her yerde Hilmi Gürçak'ın sabıkalıyı arıyor. Sinan? Ne diyor oğlum bu televizyon? Vallahi anlamadım ki baba. Benim cici babam katilmiş, soyguncuymuş. Şu anda evde. Yanında silahı da var. Çoluğum, çocuğum. Dur baba. Baba ben eve gidiyorum. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Dur ben de geliyorum. Ben de polisi arayayım da bari Sinan evine doğru yönlendirelim polisleri. Polis her yerde sabıkalı banka soyguncusunu arıyor. Anne! Adam banka soyguncusuymuş. Soygunu tek başına gerçekleştirdiği düşünülen Hilmi Gürtok, yurt dışına kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak bütün ülke giriş çıkış noktalarında aranıyor. Polise arabaya kalkarsanız hepinizi kurşuna dizerim. Yok abi, yok yok, ne polisini araması, yok yok. Ay bize ilişme Hilmi, ayrıca biz sözlüyüz, evleneceğiz. Bir kelime daha edersen kafana sıkarım.
Allah kahretsin! Polise siz mi haber verdiniz? Yok, biz aramadık. Hayır, aramadık biz. Yok, hayır, hayır. Sıkayım mı he? Sıkayım mı? Yok abi, sıkma, sıkma. Çek, çek. Balkona çek. Çek. Tamam. Çek. Çek. Ay bıraksana. Hilmi, ne yapıyorsun? Bırak. Ay kes şunu ayol. Etrafın çevrildi. Bir yere kaçamazsın. Teslim ol. Uzak durun. İçeri girmeye kalkarsanız bu yaşlı kadını öldürürüm. Ay. Yaşlı senin anandır, tamam mı? Hilmi, biz sözlüyüz. Evleneceğiz. Ay, ay. Evlenmek mi? Seninle evleneceğime gider boşuna teslim olurum daha iyi. Terbiyesiz. Gülemik. Can. Sinan. Baba. İyi misiniz? Allah seni kahretsin damat, yaksın bizi. Eğer çekilmezsiniz teker teker hepsini öldürürüm. Oğlum mantıklı ol, buradan çıkış yok. Gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sinan abi, binanın başka bir girişi var mı? Arkada bir tane yangın merdiveni var Tonga. Tamamdır abi. Arif. Ay Sinan, bir şeyler yap. Birader, benim nahmarimime kıyma. Öldüreceksen kayganamı öldür. O yaşlı zaten, ölsün gitsin, ne yapayım yani. Allah seni kahretsin Emi. Polis istemiyorum burada. Eğer defolup gitmezseniz teker teker öldüreceğim hepsini. Ya Osman abi, nereye geliyorsunuz? Çocuk oyuncağı değil bu. Adam silahlı, geri dönün. Ne yapalım, silahı varsa bende peyeli varım. O bizde korksun. Ya Can Kuş, biz bir kere demirden korksak buraya gelmezdik. Baksana şuraya, komple demir. Ya silah bize vız gelir. Tırıs gider. Hadi yürü. Birader, gözünü seveyim, o silahı karıma doğru çevirme, kayganama doğru çevir. Hani maazallah patlar matlarsa kaygana şey olsun yani, gitsin yani, tamam mı? Aa, hedef gösteriyor beni resmen ayol. Yani ne hedef göstereceğim ya? Sinan bir sus, kadın haklı. Pardon komiserim. Oğlum, senin için en hayırlısı rehineleri bırakıp teslim olmak. Artık anla bunu. Defolup gidin buradan, savrum tükeniyor. Helal olsun Osman ayol. Vur, vur güzel kardeşim ayol. Arif'im, tarifim. Tolga. Dur sen bırak. Yardıma koş, koş, koş. Komiserim kurtuldular komiserim. Kurtuldular. Pardon komiserim. Oh, ben de kurtuldum be. Ben de gideyim bari. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz